Fenerbahçe'nin burada baskılı önde başlayacağını biliyorduk. Bunu futbolcularımızla konuşmuştuk. İlk 20 dakika böyle bir şey olacağını tahmin etmiştik. Ondan sonra geçiş oyunlarıyla oyunu 20. dakikadan sonra öne taşıyacaktık. Oyun planımız da öyleydi. Ama tabii ki Musrati'nin kırmızı kartı oyun planlarımızı değiştirdi. Ondan sonra zaten mecburen farklı bir oyun oynadık. Ama 10 kişiyle olmamıza rağmen özellikle ikinci yarıda içeride konuştuğumuz oyuncularımızla beraber ikinci yarı 10 kişi kalmamıza rağmen kesinlikle oyunu bırakmayan, oyunda sonuna kadar mücadele eden bir takım izledik. Bu da Beşiktaş'ın zaten karakterinde var. Bütün futbolcularım karakter koydukları için de teşekkür ediyorum. Semih'le ben maçtan önce de konuştuğumuzda kendisi kanatta oynamak istediğini, daha rahat ettiğini söylediği için hatta devre arasında Moleka'yla isterseniz yer değiştirin. Bir zaman 10 dakika, 15 dakika. Ama yerinde iyi olduğunu, ben orada oynamak istiyorum dediği için ben de değiştirmedim. Semih'in ikinci yarıdaki 10-15 dakikalık bölümde santrafora geçmesini, kendi orada kalmasını kendi isteği. Ya futbolcularım dediğim gibi maç boyunca zaten 70-75 dakika uzatmalarla 10 kişi oynadık. Ama tüm futbolcularım çok iyi karakter koydu. İkili mücadelelerde çok iyiydik. İkili mücadelelerde şunu da söylemek istiyorum. Hakem 10 kişi kalmamıza rağmen taktir hakların büyük bölümünü Fenerbahçe'den kullandı. Şöyle söyleyeyim, en son geri atılan pasta Getson gidiyor. Getson topa vuruyor. Kaleciyle çarpışıyor. Getson'a faul veriliyor. Bizim önümüzde olan olaylar var. Tam atağa çıkacağımızda 10 kişiyken durdurulan pozisyonlar var. Yani ben bugün hakemin de şöyle söyleyeyim, fazla bir şey söylemek istemiyorum ama ikili mücadelelerde, yani kırmızı kart kırmızı kart biz de gördük. Ona zaten itirazımız yok. Ama ikili mücadelelerde biraz daha takdir haklarını Fener'den kullandığını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, önce ilk soruya cevap vermek istemiyorum. Hatta futbolcuların bu kadar hepsini ben takdir ediyorum. Bugün de hepsi 10 kişi kalmamıza rağmen gireni çıkanı, giren oyuncular da hepsi karakter koydu. Bunu herkes gördü. İkinci yarı özellikle son dakikada Fenerbahçe 10 kişi kalmamıza rağmen geri çekilmek zorunda kaldı. Pozisyonlar yarattık. Muleka'nın bir kafası var 10 kişiyken. Orada Necip'in vurduğunun topuktan topuğuna çarpıyor oyuncunun, gole giden oyun şeyi. Bir belki bilmiyorum, onu tam bilmiyorum ama offside diyorlar. Hani bir penaltı pozisyonu var ele çarpan. Yani pozisyonlarımız hep 10 kişiyken de pozisyonlarımızda bunlar karakterli oyuncuların işi. Hepsi karakter koydu. Hepsine teşekkür ediyorum. İkincisi neydi? Geleceğiniz. Benim ben Beşiktaş kulübünde kendimi her zaman bunun camianın içinde olduğumu biliyorum. Onlar bize ne takdir ederse biz buradayız. Şöyle söyleyeyim, yönetimimizle de bir şey konuşmama gerek yok. Ya şimdi şöyle, yani ben oyuncularla daha önceden 2-3 senelik hep içinde olduğum için oyuncuların şu anda hepsinin büyük bir isteği var. Özellikle işte kupamı devam ediyor. Ve maçlarda geldiğimizden beri beraber hiçbir problem yaşamıyoruz. İyi bir mücadele var. Yani tabii ki bazı şeyler yavaş yavaş oluyor. Oturtmaya çalışıyoruz. Ama futbolcularımızın hepsi de bizim yanımızda. Hep beraber hareket ediyoruz. Hiçbir problemimiz yok şu anda. Ya dediğim gibi ben Muleka'yı tercih ettim. O benim seçimim. O yani Muleka bana göre bugün de çok iyi mücadele, çok iyi oynadı. Cenk de bizim geçen hafta da oyuna girdi. Cenk'te de bir problemimiz yok. Abubakar da giriyor. Benim tercihim öyleydi. İlk yarıda. Sonra zaten Gezel aldım. Alex'i de yavaş yavaş artık iyi durumda. Alex de girdiğinde iyi şeyler yaptı. 10 kişi olmamıza rağmen koştu ve bize takıma katkı sağladı. Gelen oyuncularımdan hepsinden memnunum ama tabii dediğimiz gibi bir 11 çıkacak. O da benim böyle bir düşüncem vardı. Öyle çıktı. Ya dediğim gibi bizim bugünkü oyuncu motivasyonu ile ilgili bir problem yaşamıyoruz. Yani bu doğal bir şey. 10 kişi kalmışız. Ama 10 kişi kalmamıza rağmen bugün motivasyon veya motive ile ilgili bir sorunumuz yok. Onlar da bunun bilincinde. Avrupa Kupası'na gitmek istiyoruz. Özellikle Türkiye Kupası'nda yürümek istiyoruz. Ama ligdeki maçlarımızda önem veriyoruz. Derbi oynadık. 10 kişi kaldık.
Bu normal bir şey. Ama dediğim gibi biz bütün maçlarımızı dediğim gibi sonuna kadar kazanıp iyi bir şekilde iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Hocam sonlandırabiliriz basın toplantımızı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, iyi akşamlar.